Merhabalar. Fen sorularını bitiriyoruz artık. Çıkmış soruları. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi evladım. E, 2014'te çıkmış güzel bir soru vardı. Bu çalışmada... Güzel soru olur mu hocam ya? Çıkmış soruya güzel soru denir mi hocam? Evet. Yani çıkmış soru çıkmış bitmiş çıkabilecek soru demek. Tuzlama aracı ne yapıyor Tonguç? Tuzlama aracı tuzluyor. Yolları tuzluyor ki arabalar kaza yapmasın Allah korusun. Diye. Kışın yolların buzlanması, trafik kazalarının artması neden oluyor. Bu yüzden buzlanma önlemek için yollarda tuzlama çalışmaları yapılıyor. Tuzun işlevi hangisidir demiş. Şimdi tuz evladım suya eklendiği zaman suyun, su kaç derece donar biliyor musun? 100 derecede. Hayır su 0 derecede donar evladım. Pardon o 100 derece buharlaşıyor. 0 buhar derecede, derecede donma sıcaklığı diyoruz. Peki ben tuz eklediğimiz zaman suyu ne yapıyorum aslında? Donma sıcaklığını eksi 5 dereceye, eksi 6 dereceye vesaire daha aşağıdaki seviyelere getiriyorum. Ki su kolay donmuyor ve buzlanma olmuyor. O zaman bu tuzun işlemi neymiş Tonguç? Suyun donma noktasını düşürmek. İnanılmazsın Tonguç. Gerçekten çok karizmatiksin ve cevabı bulduk. Şimdi hangilerinin bilinmesi gerekir demiş. Can kaynama sıcaklığındaki saf bir sıvı örneğini tamamını buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı miktarını hesaplamak istiyor. Bu can tam bir işsiz ya. Git otur yat uyu ya Allah'ım ya. Bak kaynıyor ya su. Bunun tamamını e, buharlaştırmak için verilmesi gereken ısı hesaplaması için bir kere şöyle bir mantık vardı. E, hangilerini bilmesi gerekiyor ya. Bir kere buharlaşmayı yapmak için buharlaşmasını kesin bilmek zorundayız. Çünkü buharlaşması şu demekti. 1 gram maddeyi buharlaştırmak için gerekli olan ısı demektir. Buharlaştırmak için gerekli olan ısı. Şimdi Tonguç bir gram maddeyi buharlaştırmak için gerekli olan ısı bu kadarsa bu tencerenin içindeki maddeyi buharlaştırmak için neyini bilmemiz gerekiyor? Bunun kütlesini bilmemiz gerekiyor. 100 gram mı, 500 gram mı, 1000 gram mı? Ve bu ikisini çarptığımız zaman direkt neyi buluyoruz Tonguç? ısıyı buluyoruz. Yani. Hacimle hiçbir alakamız yok. Bana ne hacimden ya? Aynen cevap ve formülümüz ve neydi? Kelemel'di hatırlıyor musun Tonguç? Evet. L dediğimiz şey buharlaşma ısısı LB. M dediğimiz şey kütleydi Tonguç. Mes. E bu da zaten ısıydı Tonguç. Anlaştık Hı, mı? Anlaştık. O zaman cevabımız hangisiymiş? 1 ve 3 diyoruz. Son sorumuza geldik. Saf bir maddenin sabit ısı veren bir kaynak ile sürekli ısıtılırken geçirdiği hal değişim evreleri Vermiş katı, sıvı, gaz değil mi Tomcuğum? Evet hocam. Evet hocam. <laughs> Buna göre maddenin hal değişim evrelerini gösteren sıcaklık zaman grafiği hangisi olabilir demiş. Tonguç bir kere saf bir madde olduğu için hal değişimleri sırasında sıcaklık sabit kalması gerekiyor. Bak burada hal değişimi var ama sıcaklık sabit kalmamış. Sürekli artmış olmaz. Sürekli değişmiş. O zaman bu olmaz Tonguç. Burada hal değişimi var ama sıcaklık yine sabit kalmamış. Bu zaten manyak bir grafik. Ben böyle bir grafik hayatımda görmedim bile. Yani böyle sıcaklığın artışı zor birazcık. Ama B şıkkında bak burası katıydı ya. Burası sıvıydı ya. Burası gazlı ya Tonguç. Evet hocam. Katıdan sıvıya geç burası. Hal değişimi sıcaklığı sabit. Sıvıdan gaza geçiş burası. Burası da gaz oluyor artık. Anladım. Katı. Hocam bunların hepsini galt. videolarda anlatmıştınız siz ya. Evet, Aynen sınavda sizin devam hocam sınavda. Ya. Hayır evladım. Zaten müfredatta konularda olan şeyler bunlar. Sadece Aynen benim anlattıklarım yani. değil. Videoları izlesek ya. Teok'ta çok iyi yaparız o zaman hocam. Ya. Çok iyi yapabilirsin gerçekten. Ya ben, çok ben, rahat. Yani, ben de Sen gerçekten... Tonguç Akademi izle videoları. Ben orada ha. daha düzenli sınıfına göre. İzlersen zaten var ya full çekersin ya. İnşallah hocam. Sayın Hadi güzel. bakalım. Duacınızı.